Sultanım, sizinle bir mevzu hakkında konuşmak istiyorum. Gel. Sultanım, Şehzade Osman Hazretlerinin getirdiği kız. İsmi Angela. Sultanım. Pek de güzelmiş. Nereden geldin? Rus diyarından sultanım. İsmin gibi melek yüzlüsün. İnşallah huyların da öyledir. Bundan sonra senin adın Melek Sima. Sultanım, değerli vaktinizi almazsam bir mevzu hakkında görüşmek istiyorum. Aciliyeti var mı? Yok. O vakit sonra konuşuruz. Hünkârımızı bekletmek olmaz. Sultanım. Davut Paşa. Divan zabıtlarını teslim ettim az evvel. Âlâ. Pek konuşamadık. Lakin haberleri alıyorum. Halil Paşa pek memnun senden. Siz Yüce Sultanımıza layık olmaya çalışıyorum sadece. Halil Paşa'mız sayenizde pek kudretli. Hele ki hanedan damadı olunca gücümüze güç katacağız inşallah. Neden bahsediyorsun? Ben haberiniz vardır sanıyordum sultanım. Halime Sultanımız kızları Dilruba Sultanı Halil Paşa ile evlendirmek isterler. Mavi, yeşil, beyaz izinlik çineleri tavsiye etmiştim mimar başım. Emin olamamıştım başta. İyi ki dinlemişim sözünü, öyle göz alıcı ki. Caminin yeri de hayli manalı. Derya'dan payitahta gelenleri Ayasofya ile beraber selamlayacak. Hepsini hesap ettim. Divan kayıtları nerede? Bugün neler müzakere edildi merak ediyorum. Avrupa'da sular ısınıyormuş. Katoliklerle protestanlar arasındaki sürtüşme bir savaşın habercisi olabilir. Bu bizim için bir fırsat. Öyle. İç isyanlar yıllardır bizim sırtımızda kamburdu. Şimdi sıra onlarda. Bırakalım yesinler birbirlerini. O vakit küffara kan kusturacağım işte. İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Hepsini dize getireceğiz. Gümrük vergisini de gözden geçirmek lazım. Yüzlerce şikayet aldım. Esnaf vergiyi bahane edip zam yapıyormuş. Her tezgahta ayrı fiyat. Ne dersin? Olur. Rahatsız mısın yoksa? Mustafa'yı ziyaret etmek istiyorum. Lakin ayaklarım bir türlü gitmiyor. Zira soracak, biliyorum. Neden diyecek. Abi neden beni yıllarca kapattın diyecek. Herkes katletmeni beklerken kıyamadığın için mi suçluyorsun kendini? Benim esas korkum hainler. Masum şehzadeyi yeniden kullanmak isteyebilirler. Bilhassa Safiye Sultan. Hele bir denesin. Ciğerini sökerim onun. Ah.
Ah. Ah. Ne oldu, hastalandın mı? Yok, iyiyim, iyiyim. Gülsen. Ağlar. Çabuk hekim çağırın. Ah. Midesinden rahatsızlar sultanım. Takriben 2 haftadır devam ediyor. 3. Sen de mi biliyordun Hacı Ağa? Hünkârımız emir verdiler sultanım. Zinhar bilmeyecek dediler. Hem zaten ciddi bir şey değildi. Şifa hazırladık, muntazaman içirdik. Çoktan iyileşmesi lazımdı. Nasıl oldu ben de anlamadım. Hastalık ilerlemiş belli ki. Allah'ım esirgesin. Bunu hiç kimse bilmeyecek. Duydunuz mu beni? Şehzadelerimle dahil hiç kimse. İki üç hafta diyorsun Hacı. Şehzade Mustafa'nın çıktığı günlere denk geliyor. Yasemin Hatun da o günlerde geldi. Bunlar tesadüf olabilir mi? Vallahi olur mu olur sultanım? Mehmet Giray'ın söyledikleri, Halime Sultan'ın kızını evlendirme çabası. Tüm bunların bir manası var. Ben onu öğreneceğim. Şşt! Hatun! Uyuyan güzel, kalk. Kalk. Ne oluyor? Kalk, bizle geliyorsun. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Zorluk çıkarma. Kırarım kolunu kanadını. Al şunu. Bırak! Ya bırak beni, bırak! Kes sesini Hatun. Keserim o dilini. Eğer uslu bir hatun olur konuşursan zehre şifa veririz, kurtulursun. Yok, inat edip konuşmazsan kendi kanında boğulursun. Söyle bakalım, sen kimsin? Seni kim ne maksatla soktu hareme? En baştan anlat. Yasemin Hatun'u gördün mü? Görmedim Bülbül ağam. Benim suçum yok. Ümmaşah Sultan beni buraya getirdi. Konuş. Hünkârımızı öldürmek için mi geldin? Ha? Bunun için mi girdin hareme? Konuş! Ben gözdeyim. Sizin yaptığınız suç. Sultanım lütfen. Fazla vaktin yok Hatun. Konuşsan iyi edersin. Aklını başına devşir Hatun. Kimin için susuyorsun? Kimin için ölüyorsun? Konuş! Dur Hatun, yavaş. Yasemin Hatun'u gördün mü? Yok vallahi. Dün geceden beri hiç görmedim. Allah'ım, yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sultanım. Sultanım, yapmayın Allah aşkına.
Hünkârımızın masum bir gözdesi o. Neden yapıyorsunuz bunu? Masum. Gözümün içine baka baka yalan mı söylüyorsun hala Bülbül Ağa? O bir casus. Sultanım. Sultanım yapmayın. Kız bir şey bilseydi konuşurdu zaten. Sultanım kız ölüyor. Allah aşkına pişman olacağınız bir şey yapmayın. Ne olur. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak Bülbül Ağa. O gün hünkârımıza ihanet eden herkesin kellesi gidecek. Hatun. Hatun. Sakın ola kimseye bir şey söyleyeyim demeyin. O söyleseniz de kimse inanmaz. Hatun tamam. Hatun korkma tamam geçti. Sakin ol. Hatun sakin ol korkma. Geçti sakin ol. Vallahi Rabbimin talihli kuluymuşsun. Az daha geç kalsam imamın kayığına biniyordun ona da söyleyeyim. Korkma. Aman yarabbim. Kimmiş bunlar? Bilmiyorum imaja. Sen söyle. Validen Safiye Sultan'la alakalı olabilir mi bunlar? Malum. Tahta çıkarmaya can attığı bir şehzadesi var ne de olsa. Ne bu lafların manası Zülfikar? Hümaşa, bir şey biliyorsan söyle. Söyle ki mani olalım. Hayır, bilmiyorum. Hünkâr yeğenime zarar vermelerine müsaade eder miyim sanıyorsun? Halinize biraz çeki düzen verin, böyle pespaya dolaşmayın. Hadi. Hadi. Sultanım. Sana bir kere soracağım Bülbül. Sen de bana doğruyu söyleyeceksin. Hayır olsun sultanım. Buyurun. Yasemin. Hünkâr yeğenime zarar vermek için mi geldin? Olacak şey mi sultanım? Olur mu öyle şey? Bir dedikodu işittim Bülbül. Sultan Ahmet'e suikast. Suikast düzenlenecekmiş. Validemle bir alakası varsa söyle. Ki vakit varken engel olalım. Zinhar. Sultanımızın sütten ağzı yandı. Yoğurdu üfleyerek yer, onu da söyleyeyim. Gel. Yıllar evvel her şeyi göze alarak şehzademizi cellatların elinden kaçırdık. Lakin sen onu tekrar cellatların eline teslim edeceksin. Ne olursa olsun susman gerekirdi. Sen bizi, kardeşini nasıl bir tehlikeye attığının farkında mısın? Artık emniyette değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Bir
Bilhassa oğlum İskender tehlikede. İcabına bakmalıyız. Zülfikar benim sevcim. O bir kapı kulu sadece. Kardeşinin yanında hükmü mü olur? Cehenneme kadar yolu var. Hayır validem. Sakın. Sakın. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Zülfikar susacak. Nereden biliyoruz susacağını? Teminatı mı var? Var. Teminatı var. Bizzat benim. Eğer Zülfikar'a zarar verirseniz sizi asla affetmem. Hatun, Kösem Sultan her şeyi öğrenmiş. Senin Safiye Sultan için çalıştığını biliyor. Hayatın tehlikede. Sen ne diyorsun ha? Derhal kaçman lazım. Al bu atı ve hızla has bahçenin çıkışına git. Seni bekliyorlar, kaçıracaklar. Acele et. Ağalar, destur. Ne vakit aldılar Hatun'u? Epey oldu sultanım. Merak etmeyin. Her şey istediğiniz gibi olacak. İnşallah yetişiriz. Safiye Sultan Yasemin'in kardeşim olduğunu söyledi. Ağalar! Bana derhal Yasemin Hatun'u getirin. Ağalar çabuk! Nasıl olur? Yani kardeşiniz olsaydı anlardınız. Yani en azından o tanımaz mıydı? İnan bana benim de aklımda birçok soru var acaba. Bir sağ salim bulabilirsek. Umarım ağalar yetişmiştir. Kurtulmuştur. Bilemiyorum. Hacı ağa baksana. Sağ bacağında bir yara izi var mı? Sultanım.
Sultanım, bu hadisenin sizinle bir alakası var mı? Bana doğruyu söyleyin ki zarar görmenize mani olayım. Asordabaşım, ben size durumu izah edeyim. Buyurun. Attan düşmüş. Maalesef boynu kaybolduğunu işitince sultanımız hemen ilgilendi. Affet beni kardeşim. Sultanım. O sizin...